Bitki hücresinde gerçekleşen dehidrasyon tepkimesine bağlı olarak Kl ve m moleküllerin değişimi gösterilmiş. Bakalım K molekülü 3x'ten 5x'e çıkmış. M molekülü 2x'ten sıfırlanmış. L molekülü de 10'dan 8x'e inmiş. Demek ki arkadaşlar L molekülü ve M molekülünden 2x'er tane kullanıp K molekülü sentezlemişsiniz 2x tane. Dolayısıyla K molekülü başlangıçta 3x iken 5x olmuş. Şimdi hangileri doğrudur? K molekülü hücre zarından geçemez. K molekülü sentezlenen bir şeyse zaten geçemez. L glikoz M fruktoz olabilir. Gerçekten öyle. Mesela glikoz fruktoz birleşse iki tane iki tane o zaman iki tane sükroz yani ikinin katı olan sükroz oluşabilir. Doğru. L ve M molekülleri birbirinin izomeri olabilir. Gerçekten eğer L glikoz M fruktozsa biliyorsunuz ki 6 karbonlu bileşikler glikoz galaktoz fruktoz birbirinin izomeri olabilir. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Yeterince azot tuzu tüketmeyen bir bireyde moleküllerinden hangilerinin üretimi doğrudan etkilenmez? Yine aşağıdakilerden hangisinde azot bulunmaz sorusu bu arkadaşlar. Bakın laktozda azot bulunmaz çünkü glikoz artı galaktozdan oluşuyor. Glikojende azot bulunmaz N tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kolesterol, sterol türevi azot bulundurmaz. Glikoproteinde protein var, proteinlerin yapısında amino asit var. Amino asitlerin yapısında biliyorsunuz ki şöyle karboksil grubu, amino grubu, radikal grup ve hidrojen bakın azot bulunur. O yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1, 2 ve 3. DNA'dan rRNA sentezlenirken moleküllerinden kullanım miktarı ile ilgili hangisi kullanılabilir demiş. Bakın şimdi ribozomal RNA'nın içerisinde sonuçta nükleotitler olacak. Doğru mu? Ve bu nükleotitler adenin, guanin, sitozin, urasil nükleotitleri olacak. Ve yanlarına riboz ve fosfat olacak. Doğru mu? Şimdi lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bir adenin kullandığınız bir sentezde totali düşünün. 1, 2, 3, 4 riboz, 1, 2, 3, 4 fosfat kullanıyorsunuz. Ya da bunu guanin için, sitozin için, urasil için de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sizin kullanacağınız arkadaşlar baz ne olursa olsun her halükarda ribozu ve fosforu kullanırsınız ve aynı miktarda kullanırsınız. Dolayısıyla riboz ve fosforik asit arkadaşlar eşit miktarda urasil bazından ise ya da herhangi bir bazdan daha fazla miktarda olacak. O zaman 2 eşit 3 büyük 1 olması gerekiyor. Bu da C seçeneğinde. Tabloda canlılarda gözlenen bazı olaylar verilmiş. Ortak özellikler hangisindeki gibidir? Bakın arkadaşlar şimdi ATP kullanma defosforilasyon olayı dünya üzerindeki bütün canlılarda ortak. Neden? Çünkü en kötü ihtimal bir amino asit proteini çeviren bir dehidrasyon reaksiyonu var ve dehidrasyon reaksiyonlarında ATP harcanır. Aktif hareket etme ortak değildir. Boş kalacak. Neden? Mesela bitkileri düşünün arkadaşlar. Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamaz. Heterotrof beslenme yine bitkiler, algler, siyanobakteriler gibi bakteriler. Bakın bunlar ototrof canlılardır. Bazı canlılar hem ototrof hem heterotrof olabiliyordu. Büyüme ve gelişme ortaktır. Tek hücreler sitoplazma artışıyla büyür. Çok hücreler mitoz bölünmeyle hücre sayısını artırarak büyür. Gelişme biliyorsunuz ki bir hücrenin ve dokunun fonksiyonel hale gelmesidir. İş yapabilecek hale gelmesidir. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Bakın A seçeneği. Bakın 3 çeşit molekül verilmiş. Bu organik moleküller için hangisi doğrudur? Önce X'i düşünelim. Ester bağı içerecek. Proteinlerde ester bağı olmaz. DNA kontrolünde sentezlenmeyecek, riboz taşımayacak, azot elementi içermeyecek, canlıların tamamında sentezlenebilecek. Evet, trigliserit buna uygun. Trigliserit nötral yağ. Aksi iddia edilmediği sürece bu yağ arkadaşlar canlılarda depo. Peki şimdi Y'ye bakalım. Ester bağı içermeyecek. O zaman RNA olmaz çünkü RNA'da ester bağı bulunur. Nasıl yani hocam? Baz artı şeker artı fosfat biliyorsunuz ki nükleotit. Şekerle fosfat arasındaki bağına da ester bağı. Peki azot elementi içerecek ve canlıların tamamında sentezlenecek protein uygundur. Z'ye bakalım. Ester bağı içerecek. DNA, ATP. ATP de mi içerir? Evet. O da baz şeker fosfat değil mi? Sonrasında iki tane fosfat daha ekleniyor. DNA kontrolünde sentezlenme olmayacak demiş. Şimdi DNA kendini zaten kendi kontrolünde sentezler. Yani replikasyon DNA üzerinden DNA'nın sentezlenmesidir. Ki kaldı ki riboz şekeri taşımaz zaten DNA. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak.
Molekül çiftlerinden hangisi aynı hücrede sentezlenemez demiş. Bakın, nişasta bitkisel, selüloz bitkisel, laktoz hayvansal, glikojen hayvansal olabilir. Riboz, deoksiriboz yine aynı hücrede sentezlenebilir mesela. Bir bitkide sentezlenebilir. Kitin hayvansal, sükroz bitkiseldir. Bakın, bu sentezlenemez ya da kitin mantarda bulunur, sükroz bulunmaz. Maltoz bitkisel, fruktoz bitkisel olabilir. Cevabımız D seçeneği. İnsanda besin monomerlerinin birbirine dönüşümü aşağıda gösterilmiştir. Açıklamalardan hangisi doğrudur demiş soru. Bakın, bir numaralı tepkime ile temel amino asitler sentezlenebilir. Şimdi bir kere insanda temel amino asit sentezlenemez hocam. Bu gitti. Çünkü içinde temel kelimesi varsa zaten o esansiyeldir, dışarıdan almanız gerekiyor. İki numaralı tepkimede amonyak açığa çıkar. Hocam, amino asit içerisinde karbon, hidrojen, oksijen, azot olan bir bileşikken glikozun içinde karbon, hidrojen, oksijen var. Dolayısıyla siz içinde azot olan bir şeyi azot olmayan bir şeye dönüştürdüğünüzde açığa bir azotlu bileşik çıkacaktır. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar, bakın, doğru bir ifadedir. 5 numaralı tepkime ile temel yağ asidi amino aside dönüştürülemez demiş. Bakın, temel yağ asidi ya da temel amino asit temel kelimesi olmayan bir maddeye dönüştürülebilir. Tamam mı? Tekrar söyleyelim. İçerisinde temel kelimesi olan bir şeyi sentezleyemezsiniz. Ama içinde temel kelimesi olan bir şeyi başka bir maddeye dönüştürebilirsiniz. Yeter ki içinde o maddenin de temel kelimesi olmasın. Yani temelleri üretemeyiz arkadaşlar. Ama dönüştürebiliriz. 3 ve 6 numaralı tepkimelerle tüm yağ asidi çeşitleri sentezlenebilir. Bakın, tüm yağ asidi demiş ama temel yağ asidi diye bir şey de var. Gitti. 4 numaralı tepkimenin gerçekleşmesi için ATP harcanmaz demiş. Bakın, yağ asidi glikoza dönüşmüş. Bu bir dönüşüm reaksiyonu. Dönüşüm reaksiyonlarında da arkadaşlar, sentez reaksiyonlarında da ATP harcanır. Cevabımız B seçeneği. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez. Hipotezini kuran bir bilim insanı hipotezini desteklemek için hangisini kullanabilir? Arkadaşlar, size doğrudan şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bileşik enzimlerin kofaktörü vitamin ya da mineral olabilir. Doğru mu? Dolayısıyla bu arkadaşlar, yardımcı grup eğer ortamda bulunmazsa bu enzim iş görmez. Dolayısıyla enzimin yaptığı reaksiyon gerçekleşemez. Gerçekleşemezse bunun sonucu olarak da metabolik hastalıklar ortaya çıkar. Yani bunu aslında mineraller içinde, vitaminler içinde düşünebilirsiniz. O yüzden işte A vitamini var elimde, C vitamini almama gerek yok tarzı bir cümle kuramazsınız. Çünkü A vitamininin çalıştığı enzim farklıdır, C'nin çalıştığı enzim farklıdır. Dolayısıyla bakın, bir vitamin çeşidinin görev yaptığı metabolik tepkimede daima aynı vitamin çeşidi görev yapar, onun alternatifi bulunmaz. Cevabımız B seçeneği. Şimdi deney tüplerinde arkadaşlar, dikkat ettiyseniz farklı miktarda karaciğer parçaları var. Birinde 5, birinde 10 gram ama substratlarımız eşit. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Hidrojen peroksit substrat katalaz, yani karaciğer enzimdi arkadaşlar. Ve ikinci dikkat etmemiz gereken şey, reaksiyonlar tamamlanmış. Hani birim zamanda ifadesi yok. Yani deneyin sonunu bekleyeceğiz. Deneyin sonunu beklediğimize göre hangisi gibi gerçekleşir demiş. Şimdi iki reaksiyonda da aynı miktarda oksijen açığa çıkar. İki reaksiyonda da aynı miktarda hidrojen peroksit azalır. İki reaksiyonda da aynı miktarda su oluşur. Ancak bakın, burada daha fazla enzim var. B deney tüpünde daha fazla enzim varsa bu iş daha kısa sürede gerçekleşir. Dolayısıyla bakın, zamana baktığınızda B burada çok daha uzun sürmüş. O zaman bu ifade yanlış. Zamana baktığınızda bakın, B daha kısa sürmüş. Zamana baktığınızda B daha kısa sürmüş. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Proteinler DNA'daki şifreye göre sentezlenir bilgisine ulaşan bir öğrenci hangi yorum yapabilir? Arkadaşlar, DNA'daki şifreye göre sentezlenmesi proteinlerin de kişisel olduğu, yani kişiye özgü olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla arkadaşlar, birey arasında ne kadar benzerlik varsa o kadar yakın akrabadır diyebilirsiniz DNA ya da proteine de. Yani bakın, proteinlerden akrabalık ilişkilerini belirlenmesinde faydalanılabilir.
Organ nakillerinde doku uyuşmazlığının olmaması için protein benzerliği dikkate alınır. Aynen öyle. Bu yapıların arkadaşlar birbirine benzerliği arttıkça doku reddi azalır. O yüzden mesela atıyorum işte tek yumurta ikizlerinde mesela neredeyse sıfır doku reddi olur. Ama biliyorsunuz ki diğer insanlarda sıra beklemek zorundalar en uygun organı bulabilmek için. Proteinler enerji verici olarak en son kullanılır ifadesinin DNA'dan sentezlendiği ile alakalı bir yorum yapamazsınız arkadaşlar. Bu sadece onun bir özelliğidir. Cevabımız 1 ve 2 olacak.